Bu Age of Reckoning şeyle ilgili bugün bir video çıktı. Şayet konfederasyon yaptığınız zaman, ki şu an yapabiliyoruz. Konfederasyon yaptığınız zaman bu total konfederasyon için sizden istenen graç sayısı inanılmaz oranda, saçma sapan oranda artıyormuş. Mesela şu an 36 bin istiyor Thorgrim ya da Belagar bizden 23 bin istiyor. Ben Tore'yi aldığımda bu 23 bin atıyorum 50 bin falan olacak. Veyahut işte Age of Reckoning şu an bizden 6500 istiyor. Ama Tore'yi aldığımda 10 bin, 15 bin falan isteyecek gibi bir durum oluşuyormuş. Burada muhtemelen sayısal bir sıkıntı vardır. Bunlar çıktığı zaman düzeltilir diye tahmin ediyorum. Ama yani çıktığı zaman düzelmezse bile en yakın hotfix'te düzelir. Yine de hani bilginiz olsun. Siz de oynayacaksınız sonuçta. Konfederasyon yapacaksınız. Bilmem ne olacak falan. Yani böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ben bu sırada konfedere edebileceğimizi bilmiyordum. Şu an gördüğüm için iki tane konfedere edebileceğimiz lord var. Alsam mı almasam mı diye düşünmüyor değilim. Özellikle Torek kendini inanılmaz kasmış. Ne dersiniz? Torek'i alalım mı ya? Belagar 25 level olmuş. Oha. Oha. Bizimki kaç level ya? Dur bakayım. Malakai 29 level'ım, vallahi iyi yarışıyorlar resmen benimle ya. Bayağı bildiğin yarışıyor herifler. Loncalarda bize verilebilecek güzel bir şey var mı? Resource Production Buildings. Red Poison. Abi fare zehri diye bir araştırma var. Defansif olarak 500 kaynak veriyor bize. Kuşatma savaşlarında. Artı 5 yenilenme veriyor. Ve attrition daha az yiyoruz kuşatmalarda. Harbiden enteresanmış peki. Trade tariflerde bonusumuz var. Gem cutter'larda bonusumuz var. Ya muhtemelen High King's Authority yapılabilir belki. Binaların yapım süresini azaltıyor. Dedemin ahil öncesi. Hotfix'i Slavik atmasında çıktığında. Abi adamcağız tek başına. Hani QA ekibi falan da varmış bu sırada yardımcı olan ama. Yani adam sonuçta programlamada vesaire tek başına olduğu için çok da böyle üzerine şey gitmemek lazım. Şu an çok paramız yok. Age of Reckoning daha tamamlanmadı. Age of Reckoning'in tamamlanmasını bekleyip öyle Torek'i alırsak iyi olur. Şu an ikinci seviyelik Age of Reckoning'deyiz. Bu da bize fazlasıyla bakım ücreti maliyetini fırlatıyor. Sonuncu seviyede ise çok büyük bir bonus olacak bize. Bunu alıp öyle Tore'yi alalım. Muhtemelen daha iyi olur bizim için. Bir de dediğim gibi birini konfedere ettiğinizde Age of Reckoning'in şeyleri de fırlıyor. Onu da halletmemiz için muhtemelen böyle bir şeye ihtiyacımız olur. Aleyküm selam. Canı sağ olsun, oyun çok tatlı. Manor Lord evet ilk gününden 1 milyon sattı. 170 binde 175 binde eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Gerçekten iyi bir başarı ama çıkış versiyonu olmamış gibi. Orada üzüldüm biraz. Mesela Kaan oynuyordu. O yayın açıyor arada. İzliyorum ne yapıyor ne ediyor diye. İşte yardımcı olmaya çalışıyorum vesaire. Kaan oynarken fark ettim bazı binalara tıklayamıyor, buglanıyor. Evsizlik sorunu oluyor ev olmasına rağmen falan filan. Hani böyle bazı buglar maalesef şu an çok can sıkıcı seviyede ve çok fazla var. Üzücü bir şey tabii yani. Bu çıkış sürümünde var ama bizim sürümde yoktu. Ondan dolayı biraz üzüldüm açıkçası yani. Oyunu belki de oynamak isteyen şeyler için, insanlar için birazcık tat kaçırabilecek şeyler bunlar. Bazı insanlar çünkü kötü yorumlarında bu buglardan dolayı negatif yorum vermişler oyuna. Aslında bizim sürümümüzde oynasardı muhtemelen bu kadar sıkıntı çekmezlerdi ama bizim sürüm de çok kolaya kaçıyordu. Yani bu zorlaştırması zaten gerekiyordu. Nitekim biraz fazla zorlaştırmış gibi şu an. Olabilir. Sağlık olsun. Halleder diye düşünüyorum. Altından kalkar ya. Manor Lords'ta max milis sayısı kaç oluyor? Ben bir yer bulamadım bilgiyi. 5 tane mi ne çıkartıyorsun galiba totalde? Bizim son seride vardı. Ya 4 ya 5.
Legion of Chaos bize savaş açtı. Çünkü neden olmasın? Ve ordusu götümüzün dibinde. Bu elemanı limanlardan birine geri çekmem lazım. Ordu gelmemesi gibi. Yok, o ordu gelmemesi bizimle alakalıydı ya. Biz nüfuzla hak iddia etmemiz gerekiyordu orada. Onu bilmiyordum. Öğrendim. Savaş açmıştık biz. Savaş açmak yerine direkt nüfuzla hak iddia etsen otomatik savaş açıyor. Nüfuzunu da harcamıyorsun boşu boşuna. Age of Reckoning %100 oldu. %100. 1000 küsürle topluyorduk. 2800'le topluyoruz şu an parayı. Her yerde büyümeye artı 50 verdi. Kontrole asayişe artı 5 verdi. Bütün gratis settler üniteleri açıldı. Alınabilir şekilde. Ve geçici bir ordu verdi bize. Bizi şey yapmak için. Tutmak için. Mesela biraz daha zorlaştırabilirim. 10 tur daha ileri atabilirim bence Age of Reckoning'i. Bunu yaparsak muhtemelen daha mı iyi olur acaba? Neyse başlat ya. Geçici ordu yetişmeye çalışsın. Sen de böyle yetiş. Zaten Morkar geliyor bize saldırıya. O yüzden önemli olur muhtemelen. Kazukan Kazaki ta. Kazu. Suyokdrak'ın burada değil mi? Suyokdrak'ın bir daha vurulacak yalnız. Sen koşsana şuraya. Abi orduya bak. İçinde Hammerer'lar falan var. Slayer'lar. Iron Drake'ler. Ordu. Ordu hakikaten ordu. Ordu. Cayır cayır bir ordu. Bu sırada istersek Malakai'nin ordusu full mü? Full. Malakai'ye istediğimiz her şeyi alabiliyoruz şu an bunlardan. Flame Cannon alsak mı ya Malakai'yi? Gyrocopter'dan daha mantıklı gibi geliyor hatta bana. Gyrocopter o kadar etkili bir şey vermedi. Gerçi Miner'lar falan var bu orduda. Miner'lar falan. Bunlar daha bir seviye falan. Bunları şutlayıp yerine alınabilir. Hatta Schüttingen. Hatta bütün orduyu bile revize edebilirim de. Yani sonra bunu bir yapamazsak Age of Reckoning'i ekonomik olarak götümüzde böyle bir yarık açılma durumu olabilir. Onu pek istemem. Yine de bir iki tanesini evet değiştirelim ya. Bu ordu artık bir üst seviyelere çıkmayı hak etmiş gibi duruyor. İki Hammerer verebiliyorsun. Tamam. Bir Iron Drake zaten. Grudge Thrower değil de Flame Cannon mı alsak? Gerçi bu kanonlar deli gibi vuruyor. Hani Flame Cannon'a gerek kalmayacak muhtemelen ama. Troll Hammer Gyrocopter'larımız varmış. Anti Dev. O Flame Cannon ver ya. 812 vuruyor anasını gözüm. Only the toughest that way. Haydi bakalım. Aman yarabbim. Buralarda deli gibi garage var. Bir sonraki için ne kadar istiyor bizden? 14.000 istiyor. 6.000'de 14.000'e çıktı. Bu örneklerimizden bir tanesi bu. Şeyi tamamlamışken o zaman Torek'i mi alalım, Grombirindal'i mi alalım? Ne dersiniz? Grombirindal'i alırsak Dark Elf'lerin olduğu bölgede olacağız. Ama çok gelişmemiş. 4 tane şey var, settlement'ı var. Torek'i alırsak çöldeyiz. Şeyin olduğu yerde. Setraların olduğu yerde. 11 tane yerleşkesi var. Ya da biraz daha biriktirip Belagar, Thorgrim veya Ungrim'e gidebiliriz. Ne dersiniz? Bakkal Gazi teşekkür ediyorum. 12. ayın kutlu olsun balım. 4K televizyona yayını yansıtıyorum. Kalite 160p. Zort. 180p yapsam. 1080 yapsam oğlum. Anket yapalım. Belagar, Beyaz Sakal, Torek. Adam 11 şehir yapmış. Az mumya keselim. Tamam. Anket herhalde en mantıklı fikirdi. Yapalım. Makul. Hangisini konfedere edelim? Torek. Yanlarına da yazıyorum. Çöl. Belagar. Imp yazayım. Imp desem anlarsınız. İmparatorluk diyeyim. Bu derflerin orası gerçi o ama. Grombrindal. Dark Elf. Thorgrim. Orklar. Ve Ungrim. Vampirlerle kaos cüceleri. Tamam. Buna 2 dakika süre veriyorum. 2 dakikalık bir anket olsun. Zaten acelemiz yok bunu yapmak konusunda. Zaten konfedere edebileceğimiz biri değilse
Daha bile uzun zamana ihtiyacımız olacak. 1080p zaten o sorun orada. 4K mı vereyim yayını? Ne istiyorsun balım benim? En boktan olanını seçersek ne yapacaksın demiş. Sen cüceleri pek tanımıyor gibisin Ervin'cim. Sen bence cüceleri hatta hiç tanımamışsın gibi geldi. Demokrasiye inanmıyorum, tıkla benim dedi. Legendary Battle Unlocked, Goblins Monstrosity. Peki, savaş açıldı. Bir tane daha şeyi tamamlamışız. Son tamamlamadıklarımız ne? Lightweight Frames. Goblin Hoover'ları önde kullanabiliyoruz ya da Stalking Hoover's. İkisine de gerek yok bu sırada. Ateş etmedikçe gözükmüyor şu. Bunda yok, diğer orada var Hoover üniteleri. Burayı bir temizleyeyim bakayım. Kazukan, Kazaki, Rogue'un ordusu geliyor. Yolda vurabiliyor muyuz? Vurabiliyorsam direkt vurmaya gideyim. Yetiyor gibi. Kaçamaz da. Büyük bir savaş geliyor o zaman. Gerçi direkt decisive veriyor ama olsun, biz yapalım. Yakışır. Cücer Warhammer evreninin bal porsuğu gibi. Benzetmeye bak ya. Rastgele tıklayın mı? Of, bir de dar arazi. Dar arazi savaşı mı verdi bir de? Aman ya Rabbi. Aa, en sevdiğin cüceli orada hazır anket varken KBB. Valla son zamanlarda Torek çok hoşuma gidiyor. Du. Belegar'ı severim normalde. Torek alınmış bu sırada. Tamam, Torek'i konfedere ederiz. Belegar'ı severim. O da eğlenceli bir karakter. Kullanım açısından da eğlenceli bir karakter. Ama yakında değişebilir. They have wronged us. Buradan menzilimiz yetmez muhtemelen. Olsun. Yine de güzel bir tepe olduğu için burayı kullanacağım. Thunderous. Tepeyi tutarsak zaten hiçbir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum ben şahsen. We demand blood. Şöyle yapsak. Kill Urks. Okey. Biraz kompakt olduk. Neyse ki karşıda büyücü yok. En azından hatırladığım kadarıyla. Çünkü çok kompakt bir dizilime sahibiz şu an yani. Bayağı nahoş olurdu öyle bir şey olmasa. Okey. Eren, teşekkür ediyorum. 48. ayın kutlu olsun. Ataberk, hoş geldin. İyi seyirler. Restoranları boykot ediyor musun Kaan? Böyle bir şey mümkün mü ya? Ya restoranlarla ilgili sana komik bir şey söyleyeyim Eren. Yani bilmiyorum diğerlerinde nasıldır falan da, bir arkadaşımın öyle şeyi var, restoranı var tanıdığın. Abi adam çalışacak insan bulamıyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? Yani iki askeri maaşlık şeyle falan çalışıyorlar. Birçoğu günlük yevmiye ile çalışıyor. Ustalar, işte şeyler falan bulunamıyor abi. Hani adamlar çok pahalı yemek veriyor diye şikayet ediyoruz da. Sen ustaların aldığı fiyatları bir duysan var ya. Ustaları boykot etmeye başlarsın. İstanbul'da. Abi o da haklı. O da kirada ev bulamıyor. Bilmem ne oluyor falan. Onun da başka dertleri var. Kiralar uçtu normal. Askeri ücretli insan çalıştırma devri bitti. Aynen öyle. Garsonlar bile öyle çalışmıyor. Yani felaket bir şey dönüyor orada.
Bir de ben şeyi de çok ciddiye alamıyorum ki yurt dışında işte şunu 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 yedim 10 euro ödedim işte Türkiye'de olsa karşılığı 20 euroya denk geliyor. Tamam da Türkiye'de açtıracak ağzımı, yumduracak gözümü. Sen şeye inanıyor musun? Cebindeki 100 liranın önümüzdeki ay değerinin 90 liraya düşeceğine inanıyor musun enflasyondan? Eğer inanıyorsan niye cebindeki paranın dolar karşılığının ya da euro karşılığının düşmediğine de inanabiliyorsun? Yani ikisi çok oksimoron çünkü beraber. Mümkün olmayan bir şey. O yüzden yani kimse bana yurt dışında işte şu kadar fiyat, burada niye bu kadar fiyat şeyiyle gelmesin ya. Onları görünce vallahi çok absürt buluyorum ya. Sen doğalım mı maşallah. Abi şöyle bir mantık yok ki. Senin cebindeki para 90 lira kalacak diyorsun mesela enflasyondan dolayı, değil mi? Bir sonraki ay için. Bir sonraki ay cebinde o kadar kalacak. Atıyorum şu an enflasyon oranına göre söylemiyorum bu söylediğimi. Tamam. Cebindeki para işte atıyorum 10 dolara denk geliyorsun. Öyle de bir şey yok ya, neyse. 3 dolara denk geliyor. Tamam. Bir sonraki ay cebindeki para yine 3 dolara denk geliyor oğlum. Değer kaybetmesine karşı. O nasıl oluyor? Onu bana cevaplasınlar. Ben ondan sonra diyeyim ki evet ya yurt dışında hakikaten daha ucuzmuş. Derim yani. Bana onu anlatın. Nasıl olduğunu. Ben seve seve hani derim. Yoksa enayi miyim ya? Burada niye daha pahalıya yiyeyim? Ama işte ekonomi hakkında konuşurken dikkat etmek lazım bazı konularda. O neden öyle, orası önemli. İşte konuşabilsek konuşuruz onu da. Önemli olan onun öyle olamayacağını bilmek. Onun öyle olamayacağını biliyorsan sıkıntı yok. O zaman biri kalkıp işte sosyal medyada ya ben dışarıdayorum bu kadar ucuza geliyor sizi kazıklıyorlar dediği zaman sen de dersin ki öyle bir şey yok. Ya da en azından seni kazıklayanın restoran olmadığını anlarsın. Ne Silivri'si, ne hala? Değil mi? Meslek haline geldi. Ya yesin helali hoş olsun da yani mevzu bu değil. Biz de o kadar iyi vuruyoruz ki. Hele de şunlar çok felaket vuruyor. Neyse Türkiye yine iyi. Burada marketten bile geçinemiyoruz. Şükredin dostlar. Başladı yine ya. Oğlum seni vallahi battala veririm. İstanbul'a indiğin an battala götürürüm seni. Vallahi diyorum bak. Çocuk zaten böyle delleniyor. Mustafa'ya falan sataşıyor sürekli. En son neye para harcadın? Dişçiye gittim. Yemekle mi alakalı para harcamak? En son dişçiye gittim. Kış dişini kaçıncı kez dövüyoruz sayısını unuttum. Onu niye sabitledi bilmiyorum Eren ama. Dişçileri boykot. Onlarınki daha da beter. Euro ile olması lazım. Market alışveriş yaptıktan sonra veya bir şey aldıktan sonra verdiğim vergiye bakıyorum da bordroya bakıyorum. Sorumlu esnaf değil bence. Geçinememden. Güzel para veriyor aslında. Şunu.
Eyvallah, iyi seyirler. Morgrim. Ben o sabit mesajı alırım diyecek bir almışsın. Okey. Bu eleman güzel ve çok hani bel bağlayabileceğimiz bir orduya dönüştürdü ordusunu. Hem level atlıyorlar. Level'ları fena değil. Hem topçular açısından çok başarılı. Tüfeklileri biraz az. Evet. Tüfek sayısını bence her yerde arttırmamız lazım zaten şu anki durumda ama idare de ederiz. Thunder Barge yapmak istiyorum aslında. Burası neresiydi? Forbidden City'de iç kısım. Burası para bassa yeter bize ya aslında. Ver abi, orası düzenli para bassın bize. Para lazım çünkü. Para gelir gider dengemiz çok sarsıldı. Morkar orada inmemiş. Şimdi Morkar'ın gidebileceği iki yer var. Biri Winterpyre. Diğeri de bu taraf. Pusu atabilir miyiz kendisine bilmiyorum. Deneyeceğim. Aslında bu orduyu buraya çekip pusu şeyini deneyebilirdik. Morkar'ın ordusunu yiyebilir miyiz onu hiç bilmiyorum. Ya bu ordu sağlam bir ordu, güçlü bir ordu ama yeterli olmayabilecek bir ordu. Onu görmemiz gerekecek. Malakai Makaisi'nin bu sırada yapılabilecek bir sürü şeyi var. Para yok. Para ayırmam lazım Malakai'ye. Başka nelerini almadık? Stand Your Ground. Ya Stand Your Ground eyvallah veririz. Piyadesini de güçlendiririz yeri geldiğinde. Ama şu an ona ihtiyacım var mı? Bence yok gibi. Şu an yok. Ne yapalım biliyor musun? Biz kendisinin silahını güçlendirelim. Kendisini sniper gibi kullanmaya çalışalım. 207'den vuruyor zaten. Topçu menzili gibi. 2.7K vuruyor şu an. Menzilini arttırırsak ne oluyor? 225 oluyor. Flame Cannon'dan biraz daha uzağa sıkabilecek hale geliyor kısacası. Piercing shotlarla da 2.8K'yı buluyor. E tamam, bir iki de silahını milahını toparlarsak varsa eleman tamam olur yani, bir sıkıntı olmaz. Karakter rünleri de ekleyelim şeylere. Rune of Luck. The past is the past. Adam sürüldüğü için hiç mutsuz değil gibi ya. Bilmiyorum. Hani Slayer olmuş, sürülmüş falan ama adam the past is the past. Keyfi yerinde ya. Sıkıntısı yok. Nereye aldık da tamamlandı? Ha, burası mı? Buraya da growth ver lütfen. Serpent Jetty tarafını da tamamlayacağız. Ondan sonra full kuzeyden kaos. Aa, Tore'yi alacaktık. Ulan Tore'yi unuttuk. İyi hatırlattın ama ben geç baktım. Özür dilerim. Aleykümselam San Clausewitz. Norskan'ın bu tarafını hiç sevmiyorum. Suyun karşı tarafından bela çıkıyor genelde. Suyun iki tarafında da sıkıntı çıkabiliyor. Güneydeki duruma bağlı olarak. Ha, şu an güney taraf biraz daha iyi gibi. Kostaltin falan toparladı oraları çünkü. Kuzeyle alakalı bizim derdimiz çoğunlukla şu an. Crimson Skull da savaş açtı. Okay. İşin boktan kısmı şu aslında. Ben hani oradan buradan saldırmalarında da değilim de daha kuzeyde biz yaşayamıyoruz ya. Buraları alıp yapabileceğim hiçbir şey yok. Ordu bile yenilenmiyor aldığımda. Yani buralarla savaşmak, hani savaşalım ordularını dövelim ama karşılığı kalacak. Yapacak bir şey yok. Bu sırada buradan iki ordu geliyor. Seni böyle geçiremiyorum. Doom Chaser. Sana ekstra bir şeyler vereyim desem ordunun arkasından saldıracak bu. Hadi iki de okçu vereyim. Bu da arkadan saldırsın, tamam. Tore'yi bir alalım. O da bir çıksın aradan. Fiyatlar bak 40.000 oldu Belagar'ın ki. 33.000 oldu Grombrindal'in ki alabiliyorduk Grombrindal'in, ne kadardı? 16.000, 18.000 neyse öyle bir şeydi. 33.000 oldu. 59.000 oldu Thorgrim ve Ungrim 41.000 oldu. Burası ne oldu? 14.000 şu an. Bir sonrakine geçtiğimizde onun fiyatı da anormal artacak. Şimdi Torek bayağı büyük topraklara sahip. Bayağı bir toprağı var hatta kendisinin. Hemen orada growth'ları verelim. Hemen altın madenidir, şudur budur, bunları basalım. Para basalım. Bunlar bir çıksın aradan hemen.
Hatta Torek burada kendi özel binasına bile sahip. Onu da ver. Orduları tabii ki götüreceğiz. Tutmam. Sen necisin? Thane. Thane ben kullanmıyorum mesela. At çöpe. Direkt at çöpe. Oo, buralarda da Granite Massif falan bir sürü şeyimiz var. İmrik gelmiş. İmrik gelmiş. Oo, buralarda da tutunamıyoruz. Ev. Thorek'in ordusu. Blaster'ları at direkt. Çöp. Yani koyulur da gereksiz bence. Onu da at çöpe. Ne alabiliriz buradan? Hadi şu Quailer'ları, Great Weapon'ları alalım. Iron Drake'leri zaten alalım. Slayer olabilir. Thane. Thane ben kullanmıyorum. Tekrardan bunu söylemekte fayda duyuyorum. Şöyle yapalım. Siz geçin buraya. Bu da hastalık mı yediler bunlar? Ne? Demon Slayer varmış burada. Deldrick Helheim. Özel bir karakter. Özel bir karakter dedim yani yeni gelen şeylerden, hero'lardan. Thane 16 seviye mi Thane? Hadi koyalım Thorek'in yanına. Thorek'in pek ihtiyacı olmaz böyle bir desteğe belki ama neyse hadi biz yapmış olalım. Siz niye burada dururken ha yemiyorsunuz. Okey, sağlam para alıyoruz. Teotihuacan falan var aşağıda. Onlar pek mutlu değil. Runesmith. Runesmith 7 seviye direkt. Ben ne gerekiyorsa verin. Eleman toparlasın şunları. Senin ordudan neleri atabiliriz? Miner'ları at çöpe. 4 tane Iron Drake var ordu. Hayal gibi ordu. Şunu da at çöpe. Yani aslında buna da gerek yok teknik olarak. Böyle bir ordu varken sana da gerek yok. Sen bu ordunun içine katıl. It is time. Lahmiye falan biraz tehlikeli tabi buranın etrafı. İmrik 1700 graj mı? Çüş. Ne yaptı bu pezevenk bize yine? Recruit rank veriyorsun. Askeri binaların yapımını düzeltiyorsun. Underway trade caravans. Ver. Muhtemelen daha çok işimize gelecek. Peki ticaret, cart, curt, saldırmazlık, evet, Setra. Bow before Setra. Krallar kralı, King of Kings. Çok da güçlü değil yalnız, Setra'nın suratına sıçmışlar biraz. Yani onu ittifak almak çok mantıklı olmayabilir. Nahoş iklim. Boktan iklim problemleri ya. Evet. Buralar bizim olmamalı aslında. Temple of Skulls'ı biz verebiliriz. Dur bakayım. Aramızı iyi yapabiliriz sizinle. Temple of Skulls'ı size vereyim. Karşında saldırmazlık, ticaret ve biraz para alalım. Tamam mı? Temple of Skulls'ın bana bir faydası yok. Benim yaşayabileceğim bir iklim de değil orası. En azından Last Defenders'la aramız düzelsin. Last Defenders. Chat'te de aramız düzelsin. Scarbrand var. Buralarda mesela çöl iklimi. Buralarda bizlik yerler değil. Bir de üstüne kuzeyden İmrik geliyor zaten buralara. Hani İmri'ye karşı birazcık tutumluyum. Bilmiyorum ilişkileri nasıl. Bakacağım hatta. Dur bakayım merak ettim. Ya pek sevmiyor bizi. Savaş açar açmaz bilmem ama pek sevmiyor. Yukarımızda zaten Skaven'lar var. Onlar savaş açabilir. Dibimizde Scarbrand var. O daha büyük bir problem olur bize muhtemelen. Karakzorn. Karakzorn'da ne var ne yok. Hammerer'ları falan açmış. Topçu evini açabiliriz bunlara. Ya da biraz para toplayabilirler evet. Daha bile iyi olur. Teotihuacan. Peki yukarıya gidelim. Para geldikçe şey yapacağız. Benim bookmark'ım galiba Shift F9 falan mıydı? Shift F1 olabilir mi? Shift F2. Ona bir bakayım. Affedersiniz hatırlamıyorum çünkü. Acaba o neredeydi? Bookmark. Shift F9'dan F12'ye. Okey. Şimdi şuraları bir bookmarklayayım. Bizi çok uğraştırır yoksa. Tamam. Bu aklınızda olsun. O bookmark ayarlarını yaparsanız bir yerden bir yere hızlıca atlayabilirsiniz. Yani bunu haritadan da yapabilirsiniz ama
Ben haritayı birazcık zoom in'le oynamayı seviyorum. Ha, size kalmış bir şey tabii. Şuraları bir temizleyelim. Frick veriyorsun bize bu orduya karşı. Ben bu ordunun seceresini dökerim o şeye, yerleşkeye. Hiçbir şey de yapamaz bize. Aramız iyi, sıkıntımız yok. Yık, işlet, devre sistemini öneriyorum. Biz yaşamıyoruz zaten. Yaşayamadığımız yerleri evet çoğunlukla almış, kötü olmuş. Lahmia'yı falan yok etmiş anladığım kadarıyla. Yani Lahmia ile normalde savaşıyor mu bilmiyorum da yaşayamadığı yerlere bu kadar büyümesi anlamlı değil. Zaten oralardan bir şey kazanamayacağız. Oralara yaptığımız binalar çok pahalı olacak. Gelirleri daha az olacak. Yenilenmemiz daha az olacak. Oradaki büyüme daha az olacak. Ha, burası yerleşke. Yerleşke savaşları geri mi geldi lan? Bak şimdi Frick demesini daha iyi anlarım da. Şarkının tınısını ezberledik. Yani biraz daha zorlu olur ama alabiliriz. Alamayacağımız bir savaş olduğunu düşünmüyorum. Kalenin içinden çıkma ihtimallerine karşı bir şey yapalım. Sen kimsin? Thunderers. We demand blood. Muhtemelen. Ya bir yere kaldırmışlardı da ondan dolayı dedim. Hatırlamıyorum ne zaman geldiyse. Bunları arkalarından götürebiliriz. Öyle anlık bir gerilim verdi de bir şey yok ya. Siz yürürken de mi ateş edebiliyorsunuz? Abo, ben buna dikkat etmemişim. Hareket ederken de ateş edebiliyorlar. Oğlum siz... Gerçi bunlar Roar. Regiment of Renown. Bunların belki olayı odur. Nothing can stop us. Nothing can stop us. Slayers. Baltalar, maltalar, grajlar ne varsa atılıyor. Şu arkaya özellikle atalım. Açılsın arkalar. Buralar da açılması gerekecek de. Ya, tüfekler zaten o işi halleder ya. Thunderers. Marauder Berserker'lar. Bunlar yakın dövüşte bir ölüm. Onları bol bol dövmemiz lazım. Bunlar saldırıya da mı geliyor? Çakın baltaları yavrum hemen. Görsünler saldırmayı. Oğlum adam sürekli balta atıyor ya. Şu hale bakın. Baltalar hazır bekliyor. Arkalara kadar ne var ne yok hepsini vurun. Kazuk, kazuk, kazuk. İlerleyin bakayım biraz da. Bir de bunlar çok hızlı. Siege aletlerine göre çok hızlılar. Bir de cücelere göre bile çok hızlılar. Move.
Evrenler karıştı. Neredeyim lan ben? Burası neresi? Şurada ufak bir kule var bizi vuran da. Ben istiyorum ki tüfekler çalışsın. Tüfekleri çalıştıramadık bir türlü. Herifler sürekli bizim tüfekler yaklaştıkça geri gidiyor. Nothing can stop us. Cleanse unite. Efendim daha arkada bir sürü adam var ya. Siz ilerleyin iyisi mi? Baksanıza cüce kadar hızlılar. Tamam, belki biraz cüceden bile hızlılar. Biraz. Aa, tepe arkası kalıyormuş. Lale. Broken Arrow hakkında bir bilgim yok, hayır. Hemen burayı alın. O kule bize daha fazla vurmasın, zaten yeterince vurdu hasar. Cüceler gerçekte olsa nasıl olurdu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum yani. Düşünsene böyle Amerika savaş açıyor falan, böyle cüce devleti kuruluyor. Amerika savaş açıyor. Adamlar 500 yıl sonra bunu hatırladığı için Amerika'nın şeyini tutuyorlar. Garezini tutuyorlar falan. 500 yıl geçiyor aradan. Amerika sizi var ya demin. Çok acayip bir devlet olurdu bence. Biraz Rusya'yı anımsattı böyle söyleyince. Dwarf Warriors. Sıkın lan, sık. Koşuyorlar. Yok ettiler. Tamam, sıkma. Daha fazla sıkmak yok. Asıl arkada deli gibi bir ordu var. The High King. Bu baltalar felaket vuruyor ya. Bir de üstüne üstlük hem bunlar felaket vuruyor, hem de Slayer oldukları için hani mermi bitince hadi bakayım deyip kapışabiliyorlar. Büyük bir avantaj. Baksanıza çatır çatır öldürüyor karşısından gelen. Çim biçme makinesi gibi. Kafası güzel kralıcı. Bitti mi bunun için? Mesela bu bitti. Adamları şöyle size kıyaslayayım. Bakın, birinci seviye Dwarf Warrior bunlar. İlk basabildiğiniz üniteler.
İlk basabildiğiniz üniteden 19 atak daha fazla vuruyor. 7 savunma daha az şeyi var. Tabii ki arada çok ciddi bir zırh farkı var. Malum Slayer'lar çünkü. Onun dışında silah gücü falan da daha yüksek. İkinci seviye piyadeniz Longbeard'lar. Longbeard'dan 10 daha fazla atağa sahip. Silah gücüne 19 daha çok sahip. Defansta biraz daha mı iyi? Şaka mı lan? Ha, defansta 5 puan fark varmış aralarında. Longbeard'la ikinci seviye piyadeyle. Düşünün aradaki farkı. Yani ikinci seviye piyadeden biraz daha güçlü bir şey çıkıyor topuktaki mermi bitince. O zaman koşun savaş. Kazuk. Longbeard'ların hakikaten uzun sakallı olması. Tepeye çıkan mermiyi yiyor, geri gidiyor. Baksana şunu. Bir de kalkanı var ha. Önden gelen hasarın kaçını? %15'i mi? %35'ini tutuyor. Blokluyor yani, tutuyor Dankast. Sünnettiğimi sakalım. Estetik. Ha, %35'ini tutmasına rağmen adamın canı eriyor direkt. Güzel. Al sana Decisive. Neresi Frick'ti bu? Pyrrhus zaferi olacak savaş diyor bir de. Utanmadan. Grudge Thrower'lar doğal olarak çok iyi kill aldılar. Quarrelor'lar çok iyi kill aldı. Tüfekler yeterince alamadı ama. Bize bayağı destek oldu tüfekler içeri girişte. Mermi manyağı oldu. Düşün, bundan bir iki tane daha olsa neler yaparım. Ama bu Regiments of Renown ünitesi yani. Bunlar boşuna böyle pompalı tüfek gibi sıkmıyorlar pata pata pata. Ya da öyle renkli mermiyi tıpkı şeydeki gibi. Kaos cücelerindeki gibi boşuna sıkmıyorlar. Onların da sonuçta böyle bir şeyi var. Bonusu var. Hatta ben onları biraz daha güçlendireceğim. Daha da hayvani olsunlar. Menzilleri kısa ama iyi vuruyorlar. Malakai Makaisen. Past is the past. Peki bir saniye. Senin bu savaşlarını yapamaz mıyız ya? Krakadrak, Master Engineer, özel Engineer geliyor. Eyes of Grungni geliyor. Savaşlardan yağma %15 verecek. Bayağı güzel şeyler geliyor. 5000 de para geliyor. Bence bunu yaptık. Nasıl bir savaş... öyle ilerletmeyecektim. Hacı. Dark Elf'lerle mi savaşacağız? Efendim, bırakın gelsinler, bırakın denesinler. Uzun kulaklının yücesi, ormancısı ya da karanlığı olmaz. Uzun kulaklı uzun kulaklıdır. Buyursunlar, gelsinler bakalım uzun kulaklar. 1084 kişilik de destek ordusu var. Oh oh oh. Elfler adam değil, düşman bile sayılmaz demiş. O kadar da ağır gitmesek mi heriflerin üzerine ya? Birazcık ağır oluyor sanki. Okulu abi çekelim. Kardeşimiz buraya bizi getirirken iyi bir trik yaptı diyor. Bir mühendisten daha azını beklemezdim diyor. Şimdi emniyetleri açın. Umgi dostlarımızla kurtaralım şeyimizi diyor, kardeşlerimizi. Muhtemelen bir sürü insan orada madenlerde esir kalmıştır diyor. Mühendis arkadaşımız onları kurtarabilir eğer ki ona barut yardımı yaparsak. Eski moda. Bu elfler onlara neyin vurduğunu anlamayacaklar bile diyor. Arkalarındaki Black Ark bize ne atarsa atsın, kafalarını patlatıp onları geri Nagaroth'a yollayacağız.
Yalnız o Black Ark detayı biraz tadımı kaçırdı benim. Black Ark kafamıza ne atarsa atsın dediğine göre Black Ark'ın şeyleri açık olacak ve kafamıza hakikaten çatır çutur bir şeyleri atacak Black Ark. Sonra da Black Ark'ın boyutuna bakar mısınız ya? Muhteşem gemi bunlar. Bir Ark Hazreti Nuh'un gemisi için söylenen bir şey. Bizde Türkçesi var mı karşılığı? Bilmiyorum hani. Biz gemi diyoruz. Adamlar Ark diyor ona. Hakikaten de Ark yani o gemi. Bayağı kruz gemisi gibi gemi. For the ancestors. Bak şimdi. Bak sen şimdi şu şeye. Mevzuya. Veganlar için vitamin takviyesi mi? Vegan şakası. Ama inan ki aramızda vegan olsa şimdiye çoktan söylemişti ben veganım diye. O yüzden problem olacağını düşünmüyorum. Alsan kaliteli vegan şakası. Yani piyade bastığıma bin bir pişmanım. Piyadeyi nereme sokacağım diye düşünüyorum şu an. Esirleri kurtar ve Dark Elf'leri yen diyor bize görev olarak. Gizli vegansın. Nasıl oluyormuş ya? Gizli veganım, normalde et yiyorum ama veganım diyor. Ordusunu şey meşgul tutarak şey yapalım diyor. Zaman kazandıralım. Meşgul tutmak ne kelime? Ben bunları şey gibi biçeceğim. Kıyma makinesi gibi biçeceğim, haberleri yok. Ya arkadan saldırı yemeyiz umarım. Bir yerden takviye gelecektir illaki de. Nereden gelecek, nasıl gelecek bilmiyorum. Sofraya oturana kadar veganım. Makul. Rost'u olan Sisters of Slaughter. Cairo kaptı. Gördü mü? Birazdan herhalde bizim şey menziline girecekler. Şarapnel mermi menzili. Ooo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 
kaçın. Şarapnel menziline girin artık, gir. Hatun derken isim de mi taktın lan eline? Of! Of! Bir dakika, ne vurdu bu? Şu oranı görüyor musunuz? Arkadaşlar, giden canları bak göstermem lazım. Dark Shards 50 kişi kaybetmiş. Yani kaç can ediyor? 2500 alan. 3100 can kaybetmiş. Bu tek atıştı bu sırada. 95 kişi öldürdü tek atış. 76. Şarapnellere bak sen, şarapnellere. Kıyma makinesi gibi biçiyorlar. Ne diyor? Madenden çıktı diyor bizim takviye şeyler. Esir kalanlarla beraber. Ama helikopter de var emrinde diyor. Demek ki kendini meşgul tutuyormuş. Esaret altındayken diyor. For the ancestors. Hop, flame cannon'lar da başladı vurmaya. Aa, bunlar da saçmalı vuruyor. Abo! Özelliği şarapnel vurmasıymış. Normalde flame cannon'ı bilmeyen arkadaşlar için flame cannon'ı şöyle yorumlayayım. Flame cannon bir kere böyle gözükmüyor. düzenli olarak alevli vuruyor, tamam mı? Hani Iron Drake'ler nasıl vuruyorsa şu arkadaşlarını sürekli alev fırlatan.
Bunu değiştirmişler. Şarapnel vuruyor. Düz atıyor ve parçalanıyor çarpma esnasında. Şu hale bak. Takviye kuvvetler geldi. Sol kanadımızdan geliyor takviyeleri. Peki. Topçuları hemen normal mermiye çekelim mi? Siz böyle dönün. Tüfekler böyle kalabilir istersek. Yo, tüfekleri de çek. Hızlı çek. Gelecekler çünkü. Ha işte böyle ateş etmesi lazım normal. Gemi henüz bir şeyler atmadı. Henüz. Atlılar geliyor bu sırada, hızlı olmamız lazım. Çevir 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 çevir. Hızlı 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 hızlı. Siz de dönün hemen. Thunder Barge'ın gelme vakti gelmiş. Doomfire Warlock'lar büyü atıyor şu an. Gel bakalım. Tamam, Slayer Pirate'lara denk geldiler. Hydra mı? Çabuk 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 çabuk. Şarapnel mermilerine geçirelim hemen. Vur şu yavşağı hemen. Koş. Yön değiştirin. Değiş, 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 değiş. Geri gel. Tüfeklilerim ağır hasar yiyor şu an. Iron Drake'lerle beraber. Çekilebiliyorsa çekilsin. Cannon'ları kaybetmeyelim. Koşun ileriye bütün piyadeler. Topçu şeyinden de çıkalım. Şarapnel yiyoruz çünkü. Koşun aslanlarım. Bugün elf dövmeyecekseniz ne zaman döveceksiniz? Hadi. To the High King. Siz de şöyle geri çekilin. Gotrek koş. Koş Gotrek koş. Güzel, yok oldular. Master Engineer bize dostluğunu ilan etmek istiyor. Geri kaçıyor elfler de. Bize bağlılığını şey yapacakmış. Savaşla beraber kendisini yanımıza kattık.